Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidina. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidina. Sallu alâ şefii'i zunûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidina. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezina min qablikum leallekum tettakun. Sadakallahul azim. Ve qala en-nebiyyu sallallahu teala aleyhi ve sellem: Men sama Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zenbi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâlennebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kıymetli hazirun, muhterem izleyiciler, Cenab-ı Hak içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan-ı Şerif ayını hakkımızda her türlü hayırlara vesile eylesin. Başımızdaki tüm musibetlerin izalesine, kalkmasına vesile eylesin. Ve Ramazan-ı Şerif'in her türlü bereketlerine cümlemizi nail eylesin. Şimdi tabii ki Ramazan-ı Şerif ayında olduğumuz için elbette Ramazan-ı Şerif ayı ve oruçla alakalı bir kısım hususlara değinmemiz inşallah yerinde olacaktır diye düşünüyoruz. Yani Ramazan-ı Şerif Müslüman, mümin hakkında ne ifade eder? Daha doğrusu müminin zihin dünyasında Ramazan neye tekabül etmektedir, etmelidir? Bunlar üzerine birkaç kelam etmek elbette inşallah faydalı olacaktır. Cenab-ı Hak okumuş olduğumuz ayeti celile de bize Bakara suresinde 183. ayeti celile: Estaiz billah, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diye hitap ediyor. Meşhur müfessir Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh der ki, Kur'an-ı Kerim'de ne zaman ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler şeklinde bir hitap gelirse illa ondan sonra mutlaka Cenab-ı Hak ya bir şeyi emredecektir veyahut da bir şeyi nehyedecektir, yasaklayacaktır. Bunlar Allah Teala'nın bizi muhatap kabul edip, muhatap alıp da bize bir kısım şeyleri emretmiş olduğu ayeti celilelerdir. Özellikle ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler ayeti celilesi, böyle başlayan ayetler çok önemli. Niçin? Çünkü muhterem kardeşlerim, şimdi düşünün ki İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz bunu mektubatta da ifade eder. Malit turab ve rabbil erbab, yani her türlü meliklerin, başkanların, reislerin Rabbi olan, sahibi olan, alemlerin haliki olan, her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Cenab-ı Rabbil Alemin'i düşünelim. Bir de pür noksan, her yanıyla birlikte, her yönüyle birlikte eksikliklerden, kusurlardan ibaret olan insanı düşünelim. Yani Cenab-ı Rabbil Alemin ile insan arasında nasıl bir münasebet olabilir? Ne münasebet olabilir? Hiçbir münasebet olamaz. Onun için ulema der ki, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu insanı muhatap alıp da ya eyyühellezine amenu, ya eyyühel insan, ey insan, ey iman edenler şeklinde hitap etmesi kadar insan için şerefli olan, onurlu olan, insana izzet veren, insana değer veren başka bir husus yoktur muhterem Müslümanlar. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi muhatap alıyor ya. Bize bir kısım şeyleri emrediyor. Bizi bir kısım şeylerden bir kısım şeyleri bize yasaklıyor. Bu çok büyük bir nimet, çok büyük bir kıymet bizim açımızdan. Bunun değerini bilmek lazım. Onun için özellikle İnfitar suresinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insana hitaben buyurur ki, Estaizu billah, ya eyyuhel insan, ey insan, ma garrake, ne şey seni aldattı, bir rabbikel kerim, kerim olan, son derece cömert olan, sana her zaman iyilik yapan, oksijenini veren,
efendim suyunu veren, ekmeğini veren, her türlü nimetini veren ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kadar sayısız nimetler veren Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben sana bu kadar nimet verdim de bana karşı seni ne aldattı? Niye şeytanın peşinden gittin? Niye nefsine uydun? Ben seni mükerrem kıldım. Estağfirullah. Ve lekad kerremna beni Adem. Ben beni Adem'i, Adem oğlunu biz diyor mükerrem kıldık, değerli kıldık, kıymetli kıldık. Onu muhatap kabul ettik. Ona bir kısım şeyleri emrettik, nehyettik. Bakın hayvanlar böyle bir şeyle mükellef değil. Yiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra gününü gün ediyorlar, zevklerine bakıyorlar. Başka herhangi bir şeyleri yok. Elbette işte insanlar için Cenab-ı Hak onları ne yaptık diyor? Müsahhar kıldık diyor. Evelem yaral insanu, yani insanoğlu görmez mi diyor Cenab-ı Hak? Vellelna lehum, onlar için ne yaptık? İşte tevlil ettik, yani zelil kıldık, emrine amade kıldık. Nedir o? Hayvanlar işte. Yani hayvanlardan kimini efendim yiyoruz, etinden istifade ediyoruz. Kiminin efendim sütünden istifade ediyoruz. Kimini efendim kesiyoruz, değil mi? Bu şekilde veya binek olarak kullanıyoruz. Ve tahmilu etkalekum ila beledin lem tekunu balighihi illa bi şıkkil enfus. Yani kendimizi çokça yoracağımız şekilde taşıyabileceğimiz yükleri Cenab-ı Hak onlara yüklemek suretiyle yine onları bize efendim emrimize amade kılmış, bizim hizmetimize vermiş. Yani her şey insan için. Konumuza dönecek olursak ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizim için en büyük şeref, bizim için en büyük nimet, bizim için en büyük kıymet, bunun kıymetini muhterem Müslümanlar bilmek lazım. Şimdi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın ifade ettiği gibi bir emir geliyor. Kutibe aleykumus siyam buyuruyor Cenab-ı Hak. Size oruç farz kılındı. Orucu tutacaksınız. Tabii nerede farz kılındı? İşte eyyâmen ma'dûdât. Sayılı günlerde. Sayılı günler. Her açıdan sayılı günler. Yani saymakla bitirebildiğimiz günler anlamına gelebildiği gibi 12 ay içerisinde özellikle Cenab-ı Hakk'ın tahsis ettiği, özel kıldığı, son derece efendim ayrıcalıklı kılmış olduğu günler Ramazan-ı Şerif ayı. Onun için ecdat döneminden bugüne, bu aya 11 ayın sultanı deniliyor. 11 ayın efendisi. Yani kendisinde öyle hususiyetler, öyle bereketler, öyle güzellikler, öyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, fadli, ihsanı var ki diğer aylarda böyle bir şey söz konusu olamıyor. Onun için bu ayı mutlaka güzel geçirmek lazım, değerlendirmek lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabını bu ayla müjdelerdi. Hatta efendim İbn-i Mace'nin vesaire diğer kaynakların nakletmiş olduğu bir hadiste Efendimiz buyururmuş ashabına Ramazan geldiği zamanda. Etakum şahrum mübarek, size mübarek olan bir ay geldi. Son derece bereketli, feyizli, efendim Allah Teala'nın rahmetinin bol olmuş olduğu bir ay geldi. Tuferu fihi zunub, o ayda bütün günahlar bağışlanır. Tuhaddul hataya, hatalar silinir. Ondan sonra ve tenzilur rahme, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gelir. Onun için ve tubahi bikumul melaike, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayda sizin efendim mukabelelere koşturmanız, Kur'an-ı Kerim'e sarılmanız, Kur'an'a gidiyoruz değil mi? Hatimler yapmanız, onun dışında ibadetleri çoğaltmanız, fakir fukaraya yardım etmeniz, zekatlarınızı vermeniz, sadaka vermeniz, kumanya dağıtmanız. Müminler bu ayda böyle seferber oluyorlar. Hayırlarda koşturuyorlar Cenab-ı Hakk'ın vestebikul hayrat, hayırlarda yarışın emrine uyarak koşturuyorlar. Müminler büyük bir ibadet koşturmacası içerisinde. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sizin bu telaşeli, kendisine ibadet edebilmek için, sevap kazanabilmek için telaşeli olan bu halinizi görüp meleklere sizinle birlikte övünüyor. Kullarıma bakın, bana ne güzel ibadet ediyorlar. Hatta insanoğluna ibadet edememesi için bir imtihan olması kabilinden onu ibadetten engelleyecek olan, şerre teşvik edecek olan bir nefis verilmiş. Şeytan verilmiş. İnsanoğlu savaşarak gidiyor muhterem Müslümanlar. Melek gibi değil. Melekler elbette zaten ibadet için yaratılmışlar.
وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ evet, yani melekler ne diyorlar? Bizim için ancak malum olan bir makam vardır. Meleklerin terfi etmesi, yükselmesi, nefisle birlikte cihad edip de efendim yüksek yüksek mertebelere çıkması vesaire diye bir şey söz konusu değil. Malum bir makamdalar. Dolayısıyla يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Hiçbir şekilde gevşeklik göstermezler. Gece gündüz ibadet ederler, tesbih yaparlar. Ondan sonra وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Allah'ın emriyle birlikte ameller işlerler. Meleklerin işi bu. Melekler bu şekilde yaratılmışlar. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlu nefisle cihad ediyor. İnsanoğlu şeytanla cihad ediyor. Şeytanla savaşıyor. Efendim, şeytanın türlü şerlere sevk etme istekleri, arzularına karşı kendini ibadete hasrediyor. Allah'tan korkmaya kendi kendini alıştırıyor. Ondan sonra yani bu şekilde bir cihat ediyor, bir savaş veriyor. Evet, bir gayret gösteriyor. Onun için insanın gayreti çok mükerrem olduğu için Cenab-ı Hak meleklere gösteriyor. Bakın, ben sizi sadece ibadet için yarattım ama onlara nefis ve şeytan vermeme rağmen kullarım benim için böyle hayırlarda yarışıyorlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki bu ay onun için çok önemli. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayı ashabına müjdelermiş geldiğini. Böyle yapın, işte bu ay böyle bereketli bir ay diye. Bakınız, çokça anlatılan bir hadisedir biliyorsunuz. Bu hadisede Ramazan ayının ne kadar büyük bir bereket ayı ve rahmet ayı, kendini affettirme ayı olduğunu biliyoruz muhterem Müslümanlar. Şeytanın en büyük modern zamandaki bizler için tuzağı nedir biliyor musunuz? Vakitlerimizi zayi etmek, vakitlerimizi boş şeylere harcamak, kendimizi boş işlerle meşgul etmek. Günler geçiyor, dakikalar geçiyor, efendim zamanlar geçiyor, saatler geçiyor. Bakınız, o saatleri, o dakikaları bir daha geri alamayız. Bir şeyler üretmemiz lazım, bir şeyler ortaya koymamız lazım, ameller yapmamız lazım. Yani vakti merhunu gelince ruha derler çık çık demiş Mehmet Zinni Efendi, değil mi? Gönenli Efendi de söylermiş bunu. Yani o vakit, tayin edilen vakit geldiği zaman da ruha çık diyecekler. Artık daha telafi yok, tedarik yok. Ne götürüyorsak onunla birlikte ne yapacağız? Faydalanacağız muhterem Müslümanlar. Evliyaullah'tan birisi müritlerinden biri, müritlerine bir gün sormuş. Demiş ki, bilin bakalım demiş, şu toprağın altında ne vardır? Cevap vermişler, işte toprağın altında ne olabilir? Madenler vardır demişler. Hayır demiş. Tekrardan işte başka birisi cevap vermiş. Toprağın altında haşerat vardır, böcekler vardır. Yok demiş. İşte mücevherler vardır. Yok demiş. Hepsine yok deyince sonra tekrar kendi cevaplamış. Tek kelimeyle ifade etmiş muhterem Müslümanlar. Ne demiş? Evladım demiş. Toprağın altında bir şey vardır. Pişmanlık. Ne kadar doğru bir cevap değil mi? Yani İslam'ı yaşamaya gayret etmiş olan, ibadetlerine titizlikle riayet etmiş olan insanlar bile, kıymetli Müslümanlar, pişman olacaklar. Pişman olacağız. Evet. Ya bir de ibadetlerimizi yapmazsak, evet, namazlarımızı kılmazsak ya da oruç tutmazsak, Allah muhafaza. Ondan sonra diğer noktalarda eksiklikler yaparsak, Ramazan'da bile hala haramlara devam edersek, şu Ramazan'ı haramlardan vazgeçebilmeye bir aracı, bir vesile kılamazsak halimiz nice olur? Muhterem Müslümanlar, tam toparlama ayındayız, kendimize gelme ayındayız, aman vakitlerimizi zayi etmeyelim. Şeytan bizi ne yapıyor? Ezelde yemin etmişti şeytan. Ne demişti? Vele ümenniyennehum. Cenab-ı Hakk'a dedi ki elbette ve muhakkak senin kullarını saptıracağım. Bakınız, Arapça bilenler bilirler. Bu vaatte, yani şeytanın bu şekildeki tekitli sözünde ne var? Pekiştirme edatları var. İki tane hem de. Değil mi? Yani lamı tekitle beraber ve nunu müşeddede ile ifade ediyor. Ne demek? Elbette diyor şeytan ve muhakkak onları kuruntulara kaptıracağım, vele udillennehum, onları saptıracağım, onları senin yolundan çevireceğim. Thumma laatiyennehum min beyne edihim ve min halfihim, an eymanihim ve an şemailihim, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, her taraflarından geleceğim. Ve la tecidu ekserahum şakirin, kullarının çoğunu şükredenler olarak bulamayacaksın diyor Cenab-ı Hak. Şeytan Cenab-ı Hakk'a.
Celle Celaluhu. Demek ki şeytan böyle bir yemin etmiş muhterem Müslümanlar. Şeytan çok iddialı. Bizim rakibimiz çok iddialı. O zaman biz onun kadar ve ondan fazla iddialı olmadığımız sürece bu işi başaramayız. Bizi Allah'ın yolundan, Allah muhafaza etsin, alıkoyar, saptırır. Şeytan kadar ve çok daha fazla iddialı olarak, madem ki sen bizi saptırmaya yemin ettin, ben de senin oyunlarına gelmemeye yemin ettim diyerek azmimizi, gayretimizi ortaya koymamız lazım. Kolay değil, evet. Nefis var, şeytan var, bizi boş şeylerle meşgul etmek istiyor. Ama aman böyle yapmayalım kıymetli Müslümanlar. Yani şu Ramazan ayında telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı, sosyal medyalar vesaire, yani böyle oralarda geçirmiş olduğumuz boş vakitler, bunlardan bari şu Ramazan'da bir geri duralım. Kendimizi bir toparlayalım kıymetli Müslümanlar. Çok büyük bir aydayız. Çok büyük bir aydayız. İmam Rabbani Hazretleri ne buyurur Mektubat-ı Şerifesinde? Ramazan-ı Şerif diyor İmam Rabbani Hazretleri, nasıl geçerse bütün sene öyle geçer. Ramazan'da sünnetleri terk ettin. Eyvah eyvah. Sene boyu öyle geçecek, istikametsiz geçecek. Ramazan'da haramlara düşüyorsun, İşte sene boyu yine düşeceksin. Yani Ramazan-ı Şerif'i ne kadar titizlikle geçirirsek, ne kadar dikkat edersek, ne kadar itina ile böyle harama düşmemeye, mekruh bile işlememeye gayret gösterirsek, işte kıymetli müminler, Ramazan-ı Şerif'ten sonra 11 ayımız öyle geçecek. 11 ayın sultanındayız. Çünkü efendisindeyiz, çünkü bu ayı öyle geçirmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbeye çıkıyor, biliyorsunuz. Çok meşhur bir hadis-i şerif. 3 kere amin diyor. Amin, amin, amin deyince, normal hutbe verme esnasında konuşurken böyle yekten durup dururken amin demesine tabii ki sahabe-i kiram taaccüp ediyorlar. Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye amin dedi? Ondan sonra hutbeden indikten sonra sahabe-i kiram meraklıydı muhterem Müslümanlar. Sahabe bizim gibi olsaydı bu din bugüne kadar gelir miydi? Çok meraklıydılar. Çokça Kur'an'la hadisle iştigal ederlerdi. Gece gündüz Kur'an'dan hadisten kendilerini hiçbir zaman ayırmazlardı. İlim müzakere ederlerdi, zikir yaparlardı. Dini öğrenmeye ve öğretmeye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan alıp da sonraki nesillere aktarmaya çokça meraklıydılar. Hemen sordular Efendimiz'e. Dediler ki ya Resulallah, niye böyle amin dediniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da orada biliyorsunuz işte Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve beddua etti. Ne dedi? Anne babası kendi yanında yaşlandığı halde, anne babası kendi yanında yaşlanıyor. Evet. Buradan da ne anlıyoruz? Kıymetli Müslümanlar, anne babaya karşı vazifeyi yapmak lazım. Modern zamanın, Avrupalılaşmanın, Avrupa'ya özenmenin getirdiği en büyük musibetlerden birisi de nedir? Yaşlılara önem vermemek. Anne babayı bir kenara atmak, kendi hayatını yaşamak, öyle değil. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Evet. Onlar diyor şayet senin yanında evet yaşlanırlarsa diyor, değil mi? Yani kebura şayet yaşlanırsa diyor. Yani indekel kibara ahaduhuma, onlardan biri senin yanında yaşlanırsa. Bu ayetten ne anlıyoruz? Yani anne baban yanında olacak. Anne babanla ilgileneceksin. Evet. Bu anlaşılıyor ayeti kerime. Cenab-ı Hak indeke diyor, yanında diyor, yanında. Yanında olacak. Demek ki burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor Cebrail Aleyhisselam. Gelmiş hutbe esnasında anne babası yanında yaşlandığı halde ana babasının rızasını alamamış olan kişi burnu yüzü üzere sürünsün ve akıbeti cehennem olsun diye beddua ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amin diyor. Dikkat ediniz muhterem Müslümanlar. Beddua eden zat Cebrail Aleyhisselam, amin diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu duanın geri çevrilmesi mümkün değil. Zaten vahiy ile beraber gelmiş. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'a böyle bir dua yapmasını emretmiş. İcabet etmesi için ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buna amin demiş. Çokça sakınmak lazım kıymetli müminler.
son derece bundan sakınmak lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rıza Rabbi fi rıza'l valid ve sakatur Rabbi fi sakatil valid. Yani Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı da onların gazabındadır. Benden Rabbim razı mı? Rabbimin katında acaba durumum nedir diye öğrenmek istiyorsan anne babanın seninle alakalı rızasına veyahut da hoşnutsuzluğuna bak. Bunlar çok önemli şeyler. Anne baban senden razıysa inşallah Cenab-ı Hak da senden razıdır. Allah rızasını ve gazabını bile onların rızası, hoşnutluğu ve hoşnutsuzluğuna koymuş. Bu kadar önemli. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Onlara sakın ola öf bile deme buyurmuş Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kıymetli Müslümanlar, şimdi anne babayla alakalı şu İslam'ın getirmiş olduğu terbiye usulüne, menhecine bakın ya. Öf bile deme diyor ya. Bugünkü efendim anlayış bunu çocuklarımıza öğretiyor mu? Öğretmiyor. Anne babanın ne kadar önemli, değerli olduğuna dair nasihat ediyor mu? Etmiyor. Bunlar eğitim sistemimizde güzel bir şekilde çocuklara hazmettiriliyor mu? Maalesef ettirilmiyor. Onun için çocukları görüyoruz. Annesine bağırıyor, kızıyor, hakaret ediyor. Yaşlandığı zaman huzur evine veriyor. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in "İndeke el-kibara ahaduhuma" diyor ya, işte yanında olacak diyor Kur'an-ı Kerim. Yanında sen onunla ilgileneceksin diyor. Öf bile demeyeceksin diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam "El-cennetu tahta aktamil ummahat." Cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Bunlar İslam'ın öğretileri. Bunlar İslam'ın anne babaya tanımış olduğu önem, vermiş olduğu, atfetmiş olduğu kıymet. İslam terbiyesiyle birlikte büyüyen insanlar buna dikkat ederler. Muhammed İbnül Münkedir rahimehullah, seleften İmam Zehebi anlatır. Annesiyle konuştuğu zaman da diyor, annesi birkaç kez "ne diyorsun evladım" diyerek tekrar tekrar sormak mecburiyetinde hissi kalırdı diyor. Niye? Kur'an-ı Kerim'in bu emrine uyamam. Kur'an'ın yasakladığı anne babaya öf demeye içine düşerim. Böyle bir günaha düşerim diye sesini yükseltmiyor ki, yeter ki annem birkaç kez sorsun ama ben ses yükseltmeyeyim diye dikkat ediyor. Kim bu? Kur'an'ın, sünnetin, Allah Resulü'nün terbiyesiyle birlikte büyümüş olan Muhammed İbnül Münkedir. İslam terbiyesiyle büyümüş. Onun için bu neslin, neslimizin en büyük ihtiyacı, gençlerimizin en büyük ihtiyacı İslam terbiyesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesidir. Onun telkinleridir, onun öğretileridir, onun yönlendirmeleridir. Bu nesle bunu vermediğimiz sürece deizm de artar, ateizm de artar, zina da artar, fuhuş da artar, efendim öldürmeler de artar, her şey artar. Ramazan'ın gelmesi de çok fazla bir şey değiştirmez. Acilen İslam terbiyesine muhtacız kıymetli Müslümanlar. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte amin dediği bedduada anne babasına kendini sevdirememiş, anne babasını razı edememiş kişiye efendim dünya ve ahirette burnu yüzü üzere sürünüp de cehennemlik olması isteniyor. Böyle talep ediliyor. Cenab-ı Hak bu duaya icabet ediyor. Allah Teala bizleri muhafaza buyursun. Bu beddualardan birisi de nedir? Bu beddualardan birisi de işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Cebrail Aleyhisselam yine, bir kişi diyor, bir Müslüman senin isminin anıldığı mecliste Muhammed deniliyor, sallallahu aleyhi ve sellem demezse o da aynı şekilde dünyada ahirette burnu yüzü üzere sürünüp sonu akıbeti cehennem olsun. Çünkü neden? Çok büyük cimrilik bu ya. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman bizi düşünmüş. Her zaman ümmetini düşünerek dünya ve ahirette ümmeti adına çok büyük ruhi ıstıraplar çekmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani bizi düşünmekten dolayı. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de iki ayeti kerime var. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Birisi Hud suresindedir. Diğeri Şura suresindedir. İki tane bu şekilde ayeti kerime olmasına rağmen niçin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hud suresi, şeyyebetni suratu Hud, beni Hud suresi yaşlandırdı buyurdu da Şura suresi yaşlandırdı buyurmadı?
Çünkü Şura suresindeki ayette ne diyor? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol diyor. Ayet burada bitiyor. Hud suresi böyle değil ama. Hud suresinde ne ifade ediliyor? Festakim kema umirte ve men tabe ma'ake. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve seninle beraber tevbe edip Allah'a yönelen Müslümanlar da dosdoğru olsunlar. Efendimiz'i yaşlandıran husus ve nokta kendisinin istikamette olup olamayacağı değil. Kendisini düşünmüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah'ın hepsu himayesinde o. Düşündüğü kim? İşte Hud suresinde devamen deniliyor ya. Seninle beraber tevbe edenler de istikamet üzere olsunlar. Efendimiz'i bu yaşlandırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sakallarında beyaz çıkmasına sebep oldu bu. Efendimiz bu kadar bizi düşünüyor. Onun isminin anıldığı yerde mecliste bir salavat bile getirmeyeceğiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed demeyeceğiz. Hatta ve hatta bazı bedbahtların dediği gibi bunu protokol sayacağız. Yağcılık sayacağız. Hadi bakalım oradan. Ne kadar büyük bir bedbahtlık ya. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama saygısızlığını yağcılık vesaire gibi bir kısım kisvelerle birlikte örtmeye çalışıyor. Bedbaht adam. Bedbaht adam. Nasipsiz adam. Cenab-ı Hak ona da bütün bu şekilde olan bu zihniyete de hidayetler nasip eylesin. Şu Ramazan-ı Şerif hürmetine. Evet. Efendimiz bir gün buyurdu. Menil bakil, cimri kimdir dedi. Sahabe-i kiram dediler ki yani cimri bize göre para vermeyen, parasını esirgeyen insandır dediler. Efendimiz buyurdu ki hayır. İnnemel bakil ellezî zukirtu fî meclisihî felem yusalli aleyye. Bakil benim ki adımın meclisinde oturduğu yerde zikredildiği buna rağmen bana salatu selam etmeyen adamdır buyurdu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Cimri. Dünyanın en cimri adamı. Ve bu kişiye de o hutbede Cebrail aleyhisselam beddua ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam amin diyor. Üçüncü beddua özellikle bizim konumuz açısından da çok önemli. Cebrail aleyhisselam diyor ki, ya Resulallah diyor, bir adam ki Ramazan-ı Şerif ayına yetişebilme şerefini, nimetini Allah Teala ona verdi. Ramazan-ı Şerif ayında yaşadı, Ramazan-ı Şerif'in günlerini idrak etti, yetişebildi. Buna rağmen Allah'a ellerini açıp hakkıyla yakararak, kıbleye dönerek, tazarruda bulunarak, niyaz ederek kendini affettiremedi. Böyle bir adam da dünya ve ahirette burnu yüzü üzere sürünüp cehennemi boylasın. Niye? Ya Ramazan-ı Şerif ayında kendimizi affettiremezsek ne zaman affettireceğiz ya? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr deniliyor ya. Bin aydan daha hayırlı olan bir ayda bir geceden bahsediyoruz. Kadir gecesi. Bunu böyle gözetlememiz, kollamamız lazım. Ramazan-ı Şerif'te kendimizi affettiremezsek, Rabbimize ellerimizi açıp da şöyle içten yakararak, öyle ellerimizi açıp formalite icabı öyle değil. İçten yakararak, kalbimizden gelerek tamamen iç dünyamızı Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu samimi niyetlerimizi, kalbimizi arz ederek ya Rabbi beşer icabı bir kısım günahlar bugüne kadar işledik. Bugüne kadar yaptığım günahlardan tevbe ediyorum, bir daha yapmıyorum diyerek nasuh tevbesi ne zaman yapacağız? Ramazan böyle geçip giderse, bakınız Allah muhafaza eylesin, Cebrail aleyhisselamın bedduası ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amin demesine muhatap oluruz. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Onun için Ramazan'ı çok büyük ve güzel bir fırsat olarak kıymetli Müslümanlar değerlendirmemiz lazım. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman da uyumak ayı değil ya, özellikle şu anda mesela evlerde bulunuyoruz. Evlerimizdeyiz, yatıyoruz. Gününün çoğu uyumakla geçiyor. Ya olmaz kıymetli Müslümanlar, olmaz. Hocam uyumak orucu bozar mı? Mesela uyumanın orucu bozması değil. Uyumak fıkhi anlamda orucu bozmaz ama ruh manasında, manevi anlamda kıymetli Müslümanlar oruca halel getirir. Evet, biz uyumak için Ramazan'ı idrak etmiyoruz. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Her bir anını, saniyesini değerlendirmemiz lazım.
tefsir okuyalım, hadis okuyalım, fıkıh okuyalım, ilim okuyalım, zikir çekelim, istiğfar edelim, yoksullara, yetimlere, fakirlere yardımda bulunalım, diğer insanların halini, hatırını soralım, arayalım. Evet, özellikle günümüzde ve şu anda içinde bulunmuş olduğumuz günlerde, evlerdeyiz zaten. Bu şekilde zaten efendim evlerdeyiz. Bir iki aydır işte bu şekilde, bir ayı geçti yani. Evlerde bulunuyoruz. Hepten böyle bıkkınlık gelmiş vaziyette Ramazan'a büyük bir maneviyatsızlık içerisinde aman girmeyelim muhterem Müslümanlar. Ne olur şu vakitlerimizin kıymetini çok iyi şekilde bilmeye çalışalım, idrak etmeye çalışalım. Çünkü tarihe baktığımızda muhterem Müslümanlar, Ramazan uyuşukluk ayı değil ya. Ramazan uyuma ayı değil. Ramazan bitkinlik ayı değil. Ramazan yılgınlık ayı değil. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz biliyorsunuz Mekke'de Müslümanlar, sahabe-i kiram, Efendimiz aleyhissalatu vesselam çokça işkencelere, eziyetlere maruz kaldılar. Niçin? Rabbim Allah'tır dedikleri için. Huvallahu ahad. O Allah birdir. Allah'ın şeriki ortağı yoktur. Putlara tapmanı dalalettir dediği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabeye yapmadıkları eziyet ve işkence kalmadı. Mekke sokaklarında Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ı kızgın çölün kumların üzerine yatırarak göğsüne taş koydular. Bunlar anlatmak bize kolay geliyor. Bugünün rahat Müslümanları olarak yataklarımızda efendim bunları koltuklarımızda dinlemek gayet kolay geliyor. Fakat tahayyül edelim muhterem Müslümanlar. Bakın az bir böyle bir musibet geldi başımıza. Hemencecik ne yapacağımızı şaşırır bir vaziyete düşüyoruz. Yani biz bugüne kadar İslam için acaba bir tokat yedik mi ya? İslam için nasıl bir fedakarlık yaptık? İslam için ne kadar canımız sıkıldı? Allah için, Allah'ın davasının aziz olabilmesi için nasıl bir sıkıntının içine düştük? Bunları sormamız lazım. Niçin? Hasibu enfusakum kable en tuhasebu, hesaba çekilmeden önce diyor Cenab-ı Hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Hesaba çekileceğiz. Cenab-ı Hak bunları bize soracak. Ne yaptın? Benim için ne yaptın? Benim davamın aziz olması için ne yaptın? Rahatından ne kadar ödün verdin? Rahatın ne kadar bozuldu? Bunlar sorulacak. Kıyamette, ruzi mahşerde Cenab-ı Hak bunu bize soracak. Onun için İslam için fedakarlık yapalım. En azından ya Rabbi uykumu bozdum. Teheccüde kalktım. Sabah namazını kıldım. İşrak bekledim. Şu nafileyi kıldım. Efendim şu yoksula yardım ettim senin için. Nefis bunları istemez ama rahatımızı bozalım. Bozacaklar rahatımızı. Aniden gelecek ölüm. Ahirete gittiğimizde bütün bunlardan muhasebe edileceğiz. Şu dünya hayatında büyük bir rehavet var. Bu rehavete muhterem Müslümanlar kapılmamaya çalışalım. Biliyorum dere böyle gürül gürül bir istikamete doğru akıyor. Biz Müslümanlar derenin efendim inadına karşı istikamete doğru kulaç vurarak yukarı doğru çıkmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Gürül gürül akan bir dere var. O tarafa doğru gidiyor. Biz ise tersine kulaç vurarak yukarı doğru dereye zıt istikamette yüzmeye çalışıyoruz. Kolay değil. Ama Müslüman zorları başaran adam demektir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar işkencelere maruz kaldı. Medine'ye geçtik, hicret ettikten sonra evet, küfürle beraber ilk hesaplaşmanın gerçekleşmiş olduğu Bedir'i hayal edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı 310 küsür kadar, karşı tarafta 3 kat kadar fazla bir düşman ordusu, Mekke müşriklerin ordusu var. Efendim, küfrün karşısına çıkılmış, meydan yerine çıkılmış ve Müslümanlar Allah'ın davasını savunmak için İlk kez küfürle birlikte boğaz boğaza gelecekler. Cenab-ı Hak cihat etmeye o güne kadar müsaade etmemiş. Artık cihat için اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا Madem size zulmediliyor, o zaman size efendim müdafaa yapmak için, İslam'ı savunmak için, evet davanızı aziz kılmak için
cihada yönelik izin verdim buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu izin üzerine küfürle savaşmak için ilk kez meydan yerine çıkılmış Bedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çadırından çıktılar, secdeye kapandılar, tazarru içerisindeler, gözyaşı döküyorlar. Ve orada o kadar uzun duruyor ki Ebubekir Sıddık radıyallahu anh geliyor, ridasını omuzlarından alıyor. Ya Resulallah, Rabbine çokça iltica ettin, bu şekilde kendine zarar vereceksin diyerek Efendimiz'i kaldırıyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada başta ashabı adına ve sonra tüm ümmeti adına Rabbine yakarıyor ve buyuruyor ki Allahümme in tuhlik hâdihil isâbete min ehlil İslam la tu'bet fil ardı. Ya Rabbi, eğer bugün burada küfürle hesaplaşmak için meydan yerine çıkmış olan şu bir avuç Müslümanı da helak edecek olursan, bugün burada benim kumandanı olmuş olduğum şu orduyu mağlup edecek olursan, artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacak buyuruyor. Bu şekilde tazarru ediyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müjde geliyor. Cenab-ı Hak o müjdeleri Kur'an-ı Kerim'de anlatır. Ne buyuruyor? Yumdidkum rabbukum bi 3000 minel melaiketi münzelin. İnen 3000 melek de teyit ediliyor Efendimiz. Evet, müsevvimin, yine kendilerini sarıklarla birlikte nişanelemiş olan bi 5000 minel melaike, 5000 melek de teyit ediliyor. Bu müjdeyi alınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadırından çıkıyor ve şu ayeti celileyi okuyor. Estağfirullah. Seyuhzemul cem'u ve yuvellûned dubur. Karşınızda böyle toplanmış olan güç gövdesi gösterisi yapan düşman ordusu hezimete uğrayacak, dağılacaklar ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Hazreti Ömer der ki bu ayeti celile inmişti. Bu ayeti celile indiğinde o kadar ayeti kavrayamamıştım. Efendimiz Bedir'de çadırdan çıktıktan sonra bu şekilde müjdeler aldıktan sonra bu ayeti okuyunca o gün bu ayetin manasını kavrayabildim diyor. Ve Bedir'de düşman ordusu hezimete uğratılıyor. Peki Bedir hangi ayda oldu kıymetli Müslümanlar? Ramazan'da oldu. Bedir galibiyeti Ramazan'da geldi. 3000-5000 ile birlikte teyit edilmiş olan o ordu, o galibiyeti İslam'ın izzetini ortaya koyan ve asırlara ilham veren Bedir Ramazan'da gerçekleşmiştir. Ramazan uyuma ayı değil. Ramazan uyuşukluk ayı değil. Ashab-ı kiram canlarını ortaya koydular yahu. Ashab-ı kiram bu kadar fedakarlık yaptılar muhterem Müslümanlar. Biz evimizde oturup da şu nefsimizin böyle kafasını biraz ezip bir mukabele okuyamayacak mıyız? Efendim bir tefsir, hadis, sahabe hayatı falan okuyamayacak mıyız? Ya biraz muhterem Müslümanlar vefakar olmak lazım. Komşumuz bize bir tas yemek gönderince, bir tas yoğurt gönderince, bir tencere yemek gönderince o tabağı, o tası boş göndermiyoruz değil mi? Boş göndermeyi ayıp kabul ediyoruz. Niye? Çünkü ayıp olur, adam bize iyilikte bulundu. Veyahut da illa ertesi gün biz de bir şey göndermeliyiz duygusuna kapılıyoruz. İyiliğe iyilikle mukabele burada bulunma. Yahu sahabe-i kiram bizim için hayatlarını, canlarını ortaya koydular ya. Bedir'de şehit edilen sahabiler oldu. Fedakarlık yaptılar, bedel ödediler ya. Onların ödemiş olduğu bedele mukabil olarak en azından biz de Yusuf el-Kendehlevi rahimehullah'ın bir hayatus sahabesini alıp da onların hayatını okusak olmaz mı? Okumalı değil miyiz muhteremler? Okumalıyız. Zamanı geçti bile gidiyor. Yarın bu sahabilerle birlikte ahirette karşılaştığımızda kimsin sen demeyelim ya. Tanımazlıktan gelmeyelim. Bu ayıptır. Bir Müslüman için bu bir kusurdur, noksanlıktır. Yapmayalım. Onun için Ramazan Bedir'in kazanıldığı, Müslümanların zafer duygularının zirveye çıkmış olduğu bir aydır. Keza Hendek'in hazırlıkları yine Ramazan'da yapılmıştır kıymetli Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşünün, Medine'de bütün düşman orduları ittifak yapmışlar. İşin içinde Yahudiler var, Mekke müşrikleri var vesaire. Kabileleri de işin içine katmışlar. Efendimiz'i Medine'de böyle bir kuşatma içerisine alıp da İslam'ın izzetini, İslam'ın asırlara ışık tutacak olan o ilhamının önünü kesebilmek için
her bir koldan, dört bir yandan gelmişler. Fakat aleyhissalatü vesselam Efendimiz geri çekilmemiş. Hendek'in hazırlıklarını Ramazan'da başlatmış. Şimdi Ramazan'dır, oruçtur, zayıf düşeriz. Şöyle olur, böyle olur. Şimdi din düşmanları, o gavurlar da Ramazan'da neymiş? Oruç bağışıklığı zayıflatıyormuş da falan. Oruç iptal edilsin. Hey gidi hey be. Siz Ramazan'ı, siz Müslümanları, siz orucu, siz ibadeti ne zannediyorsunuz ya? Orucun acaba hakiki bir mümine bir ibadetin vermiş olduğu manevi takviye, iç huzur, bünyesini güçlendirmesi zahiri batini anlamda. Başka böyle bir ibadet var mı? Başka acaba böyle bir ilaç bulunabilir mi ya? Hasta olan ayrı konudur. Ama yani acayip bir şey, oruç tutmayan adamlar oruçla ilgileniyorlar. Bu konuda böyle bir dertlenmişler, adamların içine dert olmuş. Halbuki Efendimiz Hendek'in hazırlıklarını Ramazan'da başlatıyor. O hendekler öyle kolay kazılmadı o günkü imkanlarla birlikte. Hendek kazılırken biliyorsunuz bir taş geldi. Oraya sahabe-i kiram taşa vuruyor, bir türlü taş kırılmıyor. Efendimiz'e getirdiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada Yemen'in anahtarları, Şam'ın anahtarlarını elde ettiğine dair 3 tane müjde alıyor. Bunlar hep Ramazan'da oldu. Ramazan müjde ayı, Ramazan İslam'ın önünün açılma ayı, Ramazan Müslümanların kıyama kalkması gereken ay, Ramazan Müslümanların bedenen, ruhen tam anlamıyla birlikte tam takır vaziyette beklemesi gereken, efendim Ramazan'ı idrak etmesi gereken bir aydır. Evet. Onun için ecdadımız böyleyken, ondan öte selef, sahabe-i kiram böyleyken, Ramazan'ı böyle idrak etmişlerken, bizim Ramazan'a böyle uyuşuk, bitkin, yılgın bir vaziyette erişip de bu şekilde Ramazan ayımızı heba etmemiz vallahi yazık olur kıymetli Müslümanlar. Yapmayalım bunu. Yazıktır. Günahtır, vebaldir. Keza bakınız, İslam tarihinin en büyük olayı diyebileceğimiz işte o. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın kızgın çöllerin üzerinde Allah birdir dediği için bedel ödemiş olduğu günler, Mekke günleri. Mekke muhacirlerinin hicret esnasında çekmiş olduğu sıkıntılar, Ensar'ın yapmış olduğu yardımlar, efendim Mekkeli Müslümanların mallarından, canlarından geçerek Allah yolunda göstermiş olduğu o fedakarlıklar ve bütün bunlara karşılık olarak Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu ayet-i celile de estağfirullah, biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam bir rüya görüyor Medine'de. Başlarını tıraşlamışlar, saçlarını kesmişler, Mekke'ye giriyorlar. Bu rüyayı görünce tabi rü'yel enbiya-i vahyun, peygamberlerin rüyası vahidir. Ayet-i celile geliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki estağfirullah, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Allah o görmüş olduğun rüyada Resulünü, görmüş olduğu rüyada Resulünü hakla birlikte tasdik etmiştir. Gördüğün rüya doğrudur. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. İnşallah Allah izin verirse Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Evet. Aminine, emin olduğunuz halde, hiçbir korku yok. Muhallikine ruusekum, başlarınızı tıraş ettiğiniz halde gireceksiniz. Hiç korkmayın buyuruyor. Evet. Bu şekilde bir müjde geliyor ve Mekke'nin fethi de aleyhissalatü vesselam Efendimiz o siyah sarıyla birlikte Mekke'ye giriyor. Ardında sahabe-i kiram, Mekke'nin işkenceleri bitmiş, efendim Mekke döneminde çekilen eziyetler bitmiş ve hatta hiçbir nefsi intikam söz konusu olmaksızın Ebu Süfyan'ın evine girenin affedileceği, ona dokunulmayacağına dair eman verilmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bizatihi kendileri kötülük yapan kişilerin affedildiği o Mekke'nin fetih günü, o büyük gün, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sahabeye hitap ettiği ve İslam'ın izzetinin artık zirveye çıkmış olduğu o büyük gün Ramazan'da gerçekleşmiştir. Ramazan bu, kıymetli Müslümanlar. Ramazan uyuma ayı değil. Ramazan boş vakit geçirme ayı değil. Ramazan İslam'ın izzetini her yönüyle birlikte tüm çağlara haykırabilmek, İslam aziz olsun diye safını belli etme adına, ben bu davanın yükseklere çıkabilmesi için, bu sancağın burca dikilebilmesi için
karınca kararınca neler yapabilirim diye düşünüp de gereğini yerine getirme ayıdır. Ne yapıyoruz? Kendimize hesap edelim. Muhasebeye çekelim. Cenab-ı Hak bunu bize soracak. Bakın temel soru şu. Kapatalım kendimizi bir odaya. En azından bir 5-10 dakika. Yumalım gözlerimizi ve Ruz-i Mahşer'de Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. Allah Teala bize sordu. Kulum, ben sana 50 sene, 60 sene, 30 sene neyse artık ömür verdim. Benim davamın aziz olabilmesi için, İslam'ın neşri için, yayılabilmesi için, İlahi kelimetullah için ne yaptın? Malınla, canınla, desteğinle, şuyunla buyunla ne yaptın? Koy, sermaye bu. Ahiret sermayesi bu. İşe gittim diyemeyiz herhalde. Evde uyudum diyemeyiz. Vakit geçirdim diyemeyiz. Namaz kıldım mı diyeceğiz. Namaz bizim vazifemiz. Oruç tuttuk mu diyeceğiz. Bunlar bizim vazifemiz. Artı bir şeyler yapmamız lazım. Allah gayretimizi görmesi lazım. Cenab-ı Hak gerçekten dini için çalıştığımıza dair emareler görmesi lazım. Evet, İslam'ın galibiyeti ancak böyle mümkün olur. Kıymetli Müslümanlar. Demek ki Bedir, Hendek, Fetih gibi, Mekke'nin fethi gibi önemli olaylar dahi Ramazan'da gerçekleştiğine göre Cenab-ı Hak bunun üzerinden biz Müslümanlara işte mesaj veriyor. Yani Müslümanlar, eğer izzetinizi korursanız, اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Kafirlerin yanında mı arıyorsunuz izzetinizi, şerefinizi? Hayır. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Size öyle bir Kur'an indirdim ki diyor Cenab-ı Hak, şerefiniz onda, izzetiniz onda, yücelmeniz onda, galibiyetiniz onda, her şey İslam'da. O zaman bize İslam bu kadar şeyler bahşetmişse, İslam için hayatımızı, ömrümüzü, bedenimizi, bütün değerlerimizi harcamamız lazım muhterem Müslümanlar. Annemiz niye bizim için kıymetlidir? Çünkü küçüklüğümüzde bizi yedirmiştir, içirmiştir, uyutmuştur, kollamıştır. En zayıf olduğumuz dönemlerde bizi büyütmüştür, hayata kazandırmıştır. Babamız hakeza öyle. Peki kıymetli Müslümanlar, İslam bizim için annemiz ve babamızdan daha öte büyük bir değer ve kıymettir. Çünkü İslam bizim ahiretimizi, ebedi hayatımızı kurtaracak olan yegane habildir, yegane iptir. Sarılabileceğimiz başka bir araç yok, başka bir sebep yok, İslam'dan başka çaremiz yok. Şu anda Selman-ı Farisi Arap değildi biliyorsunuz. İşte Farisiydi kendisi. Yanında kimisi şu kabiledenim, bu kabiledenim filan diye övününce Selman-ı Farisi Hazretleri şu şiiri söylemiştir. Ebil İslamu la ebeli sivahu izeftaharu bi kaysin ev temimi. Benim babam İslam'dır. Ondan başka bir baba da tanımıyorum. İnsanlar Kays veya Temim kabilesiyle övünsünler. Onlara mensup olmakla birlikte iftihar etsinler. Benim iftihar edeceğim İslam'dan gayri tek bir şey yok diyor hep Selman-ı Farisi Hazretleri. İslam budur ya, Müslüman budur, böyle olmalıyız. İslam'ı anne babamızdan öte büyük bir kıymet, sahip çıkmamız olan gereken bir değer olarak benimsememiz lazım. Amma ve lakin, kıymetli Müslümanlar, bir ayeti celle okudum. Şeytanın iddialı oluşunu okudum. Ya şu şeytan kadar iddialı olamazsak, şeytanın bizi saptırmak için yaptığı, başvurduğu vesileler ve o azmi gayretini biz hak yolda kullanamazsak, ondan çok gayretli olamazsak ne yüzle çıkacağız Allah'ın huzuruna ya? Şu Ramazan ayındayız kıymetli Müslümanlar. Nasuh tövbe yapmanın tam zamanıdır. Bakın Arap şairin dediği gibi, مَا مَضَى فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبُ Geçen geçmiştir, gelecek gayiptir. وَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا Senin için şu anda içinde bulunmuş olduğun an vardır. Hani şu anda modern sloganlar var ya, anı yakala vesaire filan, anı yaşa. Evet, anı yaşayalım. Ama tevbe ederek, İslam ile yaşayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın telkinlerine uyarak yaşayalım. Evet. Kıymetli Müslümanlar, toparlayacak olursak Ramazan'ın bizim için ne ifade etmesi gerektiğini,
heyecan, cihat ruhu, çalışmak, çalışkanlık, kesbetmek, gayret etmek, azmimizi, gayretimizi ortaya koymak için tam da bu ayın bize ruh veren, ilham veren müthiş bir havasının, atmosferinin olduğunu görmüş olduk. Bunu Bedir'in, Hendek'in ve Fetih'in Ramazan'da yaşanmış olmasından anlayabiliriz kıymetli Müslümanlar. Şuraya da değinmiş olalım. Elbette oruçlarımız, Ramazan dediğimizde konuşmamız gereken bir konu da oruçlarımızdır. Bakınız, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Ramazan'da tutulan orucun ne kadar faziletli olduğunu anlatırken Bukhari rivayetinde şöyle buyurur. Men sâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembi. Kim diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Ramazan'ı tutarsa, Ramazan ayında oruç tutarsa, fakat iki husus sayıyor. Dikkatinizi celbederim. Dikkat edelim. İki husus. Nedir bu iki husus? İmanen. Nasıl tutacak orucu? Efendimiz iki tane vasıf, iki tane şart söylüyor. Bütün günahlarının bağışlanabilmesi için Ramazan'da tuttuğu oruç sayesinde orucu iki şeye dikkat ederek tutması lazım. Bir, imanen. İman ederek tutacak. Kıymetli Müslümanlar, soruyorum. İmanen ne demek, iman ederek oruç tutmak? Yani iman etmeyen bir insan oruç tutar mı? Kafirler oruç tutar mı? Müslümanlar oruç tutar, müminler oruç tutar. O zaman iman ederek oruç tutmak ne demek? Demek ki orucun geçmiş günahlarımızı affettirebilmesi ve bize sevap getirebilmesi için birinci şart, iman ederek oruç tutacağız. Ne demek biliyor musunuz? Orucun sadece sevabını Allah'ın vereceğine itikat ederek ve orucun bir kalkan olduğunu bilerek oruç tutacağız. İmanen, yani şuurla tutacağız. Şuurla. Şuursuz bir şekilde, örftür, adettir. Efendim, oruç tutmasam babam kızar, komşu ayıplar, filanca ne der gibi gerekçelerle birlikte değil, Allah için oruç tutmak. Sevabını, zaten ikinci şart nedir? Vahtisaben. Sevabını da sadece Allah'tan bekleyerek oruç tutmak. Bu şartlarla tutulan oruç, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kişiye sevap getirir ve günahlarını bağışlattırır. Öte türlü kendimizi kandırırız. Oruç tutuyoruz. Nasıl oruç tutuyoruz peki? Şuurla tutabiliyor muyuz? Şuurlu oruç nedir? Kıymetli Müslümanlar, oruç yeme içme ve cinsi münasebet gibi bir kısım şeylerden Müslümanı alıkoyduğu gibi, koyması gerektiği gibi, aynı şekilde şuurlu oruç şu: bedenini bu gibi şeylerden korudun, güzel, ruhunu da koruman lazım. Haram işliyorsan ruhen orucunu bozmuş oluyorsun. Orucun sana vereceği manevi hazza zarar getiriyorsun, halel getiriyorsun. Yanlış. Oruçluyken haramlardan uzak durulacak. Havasın orucu bu. Kulak haram dinlemeyecek. Burun haram koklamayacak. Evet, diyelim. Ağız haram tatmayacak. Göz harama bakmayacak. Evet, onun için diyoruz işte bugün internet vesaire filan bakıyoruz. Televizyonlarda haramlar var, namahremler var. İslam'ın mahremiyet ölçüsüne hiçbir yerde dikkat edilmiyor. Gözlerimiz haram görüyor. Dolayısıyla orucun bize vereceği hazda halel geliyor. Halel geliyor. Ve burada da şeytanın entrikası ne? Şeytanın bizi aldattığı yön. Olur mu hocam? Dünyadan haberimiz olması lazım. Ya korkma, korkma. Herkesin dünyadan haberi var. En az senin kadar var. Şeytanın aldatmacaları bunlar. Dünyadan haberi olacakmış. Cenab-ı Hak bu kitap için ne buyuruyor? قُلْ هُوَ نَبَعُنْ عَظ۪يمٌ Habibim, de ki bu büyük haberdir. اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ Ama siz ondan, diyor Cenab-ı Hak, yüz çeviriyorsunuz, diyor. Bu büyük haber. Sen bu büyük haberi okudun mu, okuduk mu? Kıymetli Müslüman kardeşim. Bu kitapta Nebe suresi, yani Arapça Nebe, Türkçe haber. Haber suresi diye bir sure var. Hiç okudun mu? Neler anlatılıyor? Ne büyük haberler var. يَوْمُ الْفَصْلِ Mücrimle müminin, kafirle Müslümanın arasının ayrıldığı
وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey günahkarlar, bugün ayrılın, cehenneme gideceksiniz denecek olan o günler anlatılıyor. Ebedi hayatını nasıl kurtaracağına dair burada yüzlerce mesaj var. Okuduk mu? Neyin haberinden bahsediyoruz? Ne zaman okuyacağız? Kıymetli Müslümanlar, ne zaman? Ölüm aniden gelecek. Ölüm aniden gelecek ve kendimizi ahiret aleminde bulacağız. Vah ki vah, hazırlık yapmazsak vay başımıza gelecek olan hallere. Bu hallere düşmemek için en azından pişmanlığımızı asgari seviyeye, aza indirebilme adına tedarik için hala daha zaman varken bir şeyler yapalım kıymetli Müslümanlar. Demek ki oruç, orucu imanlı tutmak bu. Şuurlu tutmak. Dil gıybet ediyor. Muhterem Müslümanlar, orucun anlamı bozuluyor ya. Geçen gün yazmıştım. Ramazan gelince, hocam yeme, şunu çiğnemek orucu bozar mı? Şunu yapmak orucu bozar mı? Bu tam bunları soruyoruz ama şunu soruyor muyuz? Oruç neyi bozması lazım? Değil mi? Orucun da bir şeyleri bozması lazım. İşte oruç yalanı bozmalı, iftirayı bozmalı, ahlaksızlığı bozmalı, harama bakmayı bozmalı, haramı dinlemeyi bozmalı, harama yürümeyi bozmalı. Her türlü maneviyatımıza halel verecek olan ve Rabbimizi üzecek olan her türlü fiiliyatı bozmalı, hayatımızdan kaldırmalıdır oruç. Onun için Efendimiz buyurur: "Men lem yed'a kavle zur vel amele bihi feleysa lillahi hacetun fi en yata'a ta'am fi en yed'a ta'amahu ve şarabahu." Kim yalan konuşmayı, yalanla amel etmeyi, yalan peşinde koşturmayı bırakmazsa, hala yalan söylüyorsa, gıybet yapıyorsa, harama düşüyorsa, Allah'ın böyle birisinin aç ve susuz durmasına bir ihtiyacı yok. Boşuna. Boşuna. Yani Efendimiz ne buyuruyor? Rubbe saimin hazzuhu min siyamihil cu'u vel ataş. Nice oruç tutanlar var ki diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Oruçtan kendi payına kalan nasip sadece açlık ve susuzluk. Bunlar müminler, kıymetli Müslümanlar. Bu bahsedilen sadece açlık ve susuzluktan pay alan insanlar Müslümanlar. Biz deriz, bizler. Hepimiz kendimizi hesaba çekmeliyiz. Orucumuzu muhafaza etmeliyiz. Bakın, es-siyamu cünnetun, oruç bir kalkandır. Oruç bizi muhafaza edecek. Haramdan ediyor. İşte yeme içmeden muhafaza ediyor. Yeme içme olmayınca nefis biraz ne oluyor? Nefsin en güzel yola geleceği metot nedir? Tasavvufta vardır riyazat. Açlık. Nefis açlığa dayanamaz. Onun için büyükler ne demişler? Nefis tok olduğu zaman da uzuvlar aç olur. Uzuvlar aç olunca tabii ne oluyor? Harama gitmek istiyor. Nefis tok, uzuvlar aç. Evet. Ama yani daha doğrusu şöyle ifade edelim bunu. Mide, yani tabii ki tok olduğu zaman da nefis aç oluyor. Nefis aç olunca uzuvlar da aç oluyor. Doğal olarak harama gidiyor. Ama mide aç olunca ne oluyor? Nefis tok oluyor. Uzuvlar tok oluyor. Dolayısıyla nefis çok fazla harama meyletme imkanı kalmıyor. Şeytanların başlıcaları zaten, reisleri bağlanmış. Şeytanlar bağlanmış, nefis etkisi aza indirilmiş, düşmanlarımız tabiri caizse zincirlere vurulmuş bu ayda. Bu ayda haramlardan hala uzak duramıyorsak ne yapalım kardeşim? Benim bir acizane tabirim var. Yani şeytanlar bağlanmış ama maalesef öyle Müslümanlar var ki, öyle kardeşlerimiz oluyor ki bağlanmış şeytanı ziyarete gidenler oluyor. Ya ne haber, ne var ne yok, çok zamandır görüşemiyoruz gibi. Böyle bir hal ile birlikte şeytanı özleyenler oluyor. Allah muhafaza buyursun. Böyle yapmayalım muhterem Müslümanlar. Ramazan'ın kıymetini bilelim. Oruçlarımızı şuurla tutalım. Ramazan'ın heyecanından, şu Bedir'in, Hendek'in, Feth'in heyecanından, gayretinden, evet, iman kemalinden, sahabe-i kiramın orada göstermiş olduğu fedakarlık ruhundan pay almaya gayret edelim. Oruçlarımızı da Efendimizin buyurduğu gibi iman ederek, şuurlu olarak,
orucun bizi yeme içme gibi şeylerden alıkoyduğu gibi gıybetten, yalandan, iftiradan, dedikodudan, kul hakkı yemekten de alıkoyması gerektiğini idrak ederek yapalım. Yoksa Allah muhafaza eylesin. İftarda evet iftar ederiz ama sevap kesemize ne yazılmış acaba? Sağ taraftaki melek ne yazmış acaba merak ediyor muyuz? Belki de hiçbir şey yazmadan sadece bizim kârımız o gün aç ve susuz durmak olur. Cenab-ı Hak bizi böyle oruçlardan, gafil geçirilmiş olan Ramazanlardan, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin amin demiş olduğu bedduaya muhatap olmaktan masum ve mahfuz eylesin. Ramazan-ı Şerifimiz tekrardan mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu ayın bereketine kavuşabilmeyi, bu ayda bulunan her türlü hayru hasenatı idrak edebilmeyi, feyzi fuyuzata nail olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu ayın hürmetine başımızda bulunan bu büyük musibeti tez zamanda, ankaribiz zaman izale eylesin. Allah Teala dinleyen, dinlemeyen, izleyen, izlemeyen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Cenab-ı Hak başımızdaki her türlü müşkilatı hallu asan eylesin. Borçlularımıza edalar, hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Dertlilerimize devalar nasip eylesin. Ve Allah Teala burada okumuş olduğumuz ayet ve hadislerin feyzinden hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz kıymetli Müslüman kardeşlerim. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.